Evet gençler bugün hepimizin belalısı olan hareket grafikleriyle alakalı tekrarlarımızı yapacağız. Özellikle bu kısımla alakalı ben bir de size böyle tahtada, bir kara tahta formatında böyle ayrıntılı bir şekilde X, V, T ve AT grafiklerini nasıl birbirine dönüştürebiliriz? Bunların arasındaki farkı daha nasıl net bir şekilde ayırt edebiliriz? Bunlarla alakalı da bir çalışma yapacağım önümüzdeki süreçte. Fakat şimdi bugün böyle dersle bir altyapısını oluşturalım. Grafiklerin üzerinden bu kavramları bir tekrar edelim. Ondan sonra Sonra da sizin de istekleriniz doğrultusunda özellikle bu fizikte takıldığınız yerlerin veya matematik gerektiren o kısımları böyle bir fiziğin matematiği diye de bir 5-6 videoyla maksimum bir tekrar yapmak istiyorum. Onunla alakalı da fikirlerinizi yine yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bugün yine TYT fizik soru bankamızdan çok güzel sorular seçtim. Hızlı bir şekilde sorularla bu hareket grafiklerinden korkmaktan vazgeçelim. Şimdi arkadaşlar bizim ilk gördüğümüz soruda dikkat etmemiz gereken kısım şurası. Bana hangi grafiği verdi? Konum zaman grafiği. Konum zaman grafiği denildiğinde de derslerimizde de hem deney anlatımda olsun hem normal klasik anlatımımızda olsun hep şunu vurguladım. Bir sayı doğrusu hayal edeceğiz. Konum zaman grafiği ise. Doğrusal bir yolda hareket eden kale araçlarının konum zaman grafiği verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Sayı doğrusunu hayal ediyorum. K ve L aynı yönde hareket etmektedirler. Bakıyorum K sayı doğrusunda 4 xten 0'a doğru gelmiş. Doğru mu? Hop şöyle. Yani K şuradan başlamış. Sanki L de 0'dan başlamış. Yani K 0'a doğru giderken L 0'dan uzaklaşmakta bir sayı doğrusu olarak ele aldığımda. Bu durumda aynı yönde hareket ederler diyemedim. Sadece yön anlamında çok net bir şekilde sayı doğrusunu hayal edip bunu gözlemleyebildim. Araçlar 0 2 t aralığında birbirine yaklaşmış. 2 t 4 t aralığında birbirinden uzaklaşmıştır. Bakın şimdi. 2 t'ye geldim. Sayı doğrusunda 2 t'de ikisi de 2x'te. Yani ben burayı 0 kabul ettim. Burayı 4x kabul ettim. Tam şu noktada 2x olduğunu söyledim. 0'dan L 2x'e gelene kadar K da 4x'ten 2x'e geldi yani yaklaştılar. Sonrasında burada tam yan yanalardı ve bu sefer K artık 2x'ten 0'a doğru gitmeye devam etti. L 2x'ten 4x'e gitmeye doğru devam etti. Yani ilk önce yaklaştılar, bir yan yana geldiler, sonra uzaklaştılar dedim. Öyleyse ikinci öncülü kabul ettim. 2T anında araçlar yan yanadır çünkü hocam sayı doğrusunda ikisi de 2x'te. Grafik bana bunu söylüyor. Öyleyse kabul ettim. K aracı yavaşlamış, L aracı hızlanmıştır dedi. Şimdi bu en güzel soru tipi tamam mı? Hızlanmak ve yavaşlamayı seninle nasıl konuşacağız? Hemen diyorum ki elimde bir konum zaman grafiği var. Ben birim zamanda ne kadar yer değiştirdiysem o kadar hızımın büyüklüğünü yorumlayabilirim. Öyleyse K için konuşuyorum. 4T sürede 4 xten 0'a eksi 4 birimlik bir yer değiştirdi. L için konuşuyorum. 4T'lik sürede. 0'dan 4x'e artı 4x'lik bir yer değiştirdi. Fakat bunların oranları ikisi için de aynı değil mi? Yani büyüklük olarak ele aldığımızda seninle 4x bölü 4t. Bunları sadeleştirdiğinde x bölü t. Bu neyi verir sana? V'yi. Hocam aslında bu grafik ne biliyor musun? Düzgün doğrusal harekette gördüğümüz grafik. Yani aslında sabit hızla gittiğini söylüyor. Çünkü sabit hız bize şunu söylüyordu hocam. Her bir zaman aralığındaki yer değiştirmen aynı miktardadır. Yani eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırsın. Ki bu yüzden de senin bu grafiklerinin eğimleri aynıdır. Yani parabolik bir grafik çizmezsin. Ha hocam o zaman ben şunu diyebilir miyim? K'da da L de ikisi de hep sabit hız büyüklüğüyle gitmişlerdir. Sadece biri artı yöne sabit hızla giderken biri eksi yöne sabit hızla gitmiştir. Öyleyse dördüncü öncülü kabul edemedik. 2 ve 3. öncülerimiz doğru geldi. Yani bir konum zaman grafiğini sayı doğrusu olarak ele aldım. Şayet hızlanma ve yavaşlama soruyorsan hemen bu eğimlere dikkat ettim. Çünkü konum bölü zaman beni hız kavramına götürür dedim. Şimdi bir diğer ve böyle ne derler? Çekişmeli bir soru tipi. Bu soruda çok takılan arkadaşımız olmuştu. Bakalım. İki araç doğrusal bir yolda eşit süratlerle hareket etmekteymiş. T anında araçlar yan yana olduğuna göre araçların konum zaman grafiği. Bakın T süre sonra bunlar yan yana geliyor. Hemen şıklara bakıyorum. Konum zaman grafiği. Yani bir önceki soruda nasıl yan yana gelmişlerdi? Sayı doğrusunda aynı yere denk geldiklerinden. Şimdi bakıyorum T süre sonra... Burada iki farklı araç görüyorum. İkisinin de X konumunda olduğunu görüyorum. Fakat şuna gel. T süre sonra biri X'de Diğer iki x de gitti. Burada farklı noktadalar, farklı noktadalar, farklı noktadalar. An itibariyle soru bitmiş oldu. Yaptığımız şey t sürede x'in hangilerinde aynı olduğunu bulmak, hangi grafik olduğunu bulmak. Hocam ama onun dışında bir de şöyle bir bilgi veriyordu. Eşit süratlerle hareket etmektedirler. Ben bu eşit süratleri nasıl çıkartabilirim? Şuradan. Dersin ki mavi araç için bakarsın ne kadarlık bir yer değiştirme var? X birimlik. Eğer ki ben bunu hız olarak konuşacak olursam 2X'den X'e gittiği için eksi yönde hareket eden bir araç olduğundan eksi V hızı diyebilirdim. Sadece bir baktım bu X birim yol aldı. Bu da X birim yol aldı. Yani skaler olarak olarak baktığımda eşit zamanda eşit miktarda yol aldılar. Bu da eşit süratlerle hareket ettiğini bana söylemiş olur dedim. Diğer tüm şıklara baktığımızda neredeyse bak şuna. X kadar yol aldı. X kadar yol aldı. Burada da eşit sürat diyebilirsin. Fakat son noktada aynı anda yan yana değiller. Şuna bak. X'ten 2X'e X kadar gitti. X'ten 0'a X kadar gitti yine aynı zamanda aldıkları yol miktarları aynı. Burada da hakeza TY Aynı sürede aynı miktar yer değiştirdiler. Fakat buna geldiğinde dikkat et. T kadar sürede kırmızı araç x birim yer değiştirirken, mavi araç 2x birim yer değiştirdi. Yani E seçeneğinde mavi aracın süratinin çok daha fazla olduğunu, hatta kırmızı araca göre iki katı olduğunu söyleyebiliriz. Biz sabit sürat dediğimde dikkat etmemiz gereken eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyor musun? Ne kadar miktarda yol alıyorsun? Ona göre de seninle büyüklüklerini sıralayabilirim. Bir diğer can sıkıcı sorulardan biri yine konum zaman grafiği. Bence artık böyle peş peşe olunca iyice özümseyeceksiniz diye ümit ediyorum. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçlarının Bilgileri verilmiş, süratleri sabit yani her birinin grafiğinin eğimi sabit olacak. Bakıyorum parabolik bir grafik var mı yok. O zaman zaten bütün şıklar benim için sabit süratli konum zaman grafiğini tanımlayan grafikler diyebilirim. 0 t zaman aralığı sonunda hepsi aynı konumdadır. Bakın hep takıldığınız yerleri seçtim bilerek. 0 t yani eşit zaman aralığından sonra aynı noktaya gelecekler. Şimdi sen şöyle düşünebilirsin. A seçeneğine baktın. Hocam bakın her biri sayı doğrusunda aynı yerde. Haklısın. Sanki A diyesimiz geliyor ama bana ne dedi? T zaman aralığı sonunda aynı konumdadır. K'ya bak T'den daha kısa bir sürede o konuma gitti. L'ye bak T'den daha kısa bir sürede o konuma geldi. M T süre sonra o konuma ulaşmış oldu. Ha, o zaman bizim için önemli olan şey T'lerin aynı olması ve konumların aynı olması an itibariyle. Dikkat et hem T'lerin hem de konumların aynı oldu. Bir kere şunlar konumda aynı değil. B olabilir. E de konumda aynı değil. C de olabilir. Şimdi peki B mi C mi? Hocam B de aynı A seçeneği gibi. K yine T'den daha az bir sürede. L yine T'den daha az bir sürede oraya geldi. Fakat C'ye bakıyorum. Sıfırdan başladılar T süre sonunda. Her biri sayı doğrusunda aynı noktaya gelmiş oldu. Bu durumda cevabım C seçeneğe geldi. Umarım size ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bunlar vektörel büyüklükler olduğu için bizim aynı zamanda sorunun sözeline de dikkat etmemiz lazım. Ne zaman yan yanalar, ilk başta yan yanalar mıydı, uzaklaştılar mı, yakınlaştılar mı? Sadece sizlerden ricam konum zaman grafiğine bakarken bir sayı doğrusu hayal etmeniz ve onun dışında da konum zaman grafiğinde zaten TYT kısmında bilmen gereken tek yer benim bu grafiğimin eğiminin düzgün olması. Bu benim düzgün doğrusal hareket yaptığımı yani sabit hızla gittiğimi söyler. Bunların hız zaman grafiğini çizsek seninle VT'yi tam olarak böyle ifade ederdik. Şimdi biraz da böyle tablo üzerinden kendimiz konuşmaya çalışalım. Bir hareketlinin yol zaman tablosu verilmiş. Hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığına göre bu yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bizim tanımlamalarımızdan beri eşit zaman aralıklarında eşit mesafeler alsın. Bunu ne diye tanımlıyorduk? Sabit hız diye tanımlıyorduk. Ama... Sabit hız diyebilmem için aynı zamanda yönün de hep aynı olması lazım. Eğer ki ben bir böyle gidip tekrar döndüysem artık sabit hız diyemezsin. Çünkü hızı konuşurken neye dikkat etmen lazımdı? Hocam hız vektörel bir büyüklük olduğu için sayı, birim ve yönlerinin değişmediğini anlayabilmem lazım benim için eğer ki sabit süratten sabit hızdan bahsediyorsak şimdi bana sadece yol olarak verdi o zaman ben diyorum buradan hızımı değil süratimi konuşabilirim bakalım harekette düzgün doğrusal hareket yapmıştır düzgün doğrusal hareket demek sabit hız demek yani yönü de değişmiyor demek. Şimdi bana yol zaman grafiği verilmiş ya böyle bir tablo verilmiş. Diyor ki İlk önce 10 birim yol aldın. Sonra bir 10 birim daha yol aldın. Sonra bir 10 birim daha yol aldın. Ama hangi yöne aldığını söylüyor mu? Hayır. O zaman düzgün doğrusal harekete kesin diyemem. Doğrusal bir mıdır? Onu bilemiyorum yani düzgün bir hareket ama doğrusal bir hareket diyemiyorum çünkü belki de döndü başka bir yere doğru ilerliyor diyebilirim. Hareketlerin ortalama hızının büyüklüğü hızı konuşamadığımızı söyledik çünkü yön olarak bilmiyoruz. Yani bu konum zaman değil bakın yoldu zaman. Bana bu durumda belki de ne yaptı? Mesela 20 metre böyle gitti, tekrar buraya geldi. Al 40 metre yol almış oldu. O zaman ortalama hızından bahsedebilir misin? Hayır hocam ortalama hızının sıfır olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yer değiştirmesi sıfır demen lazım. Hareketlinin ortalama süreti 5'tir. Ortalama süreti konuşmamız için eşit zaman aralıklarında ne kadar yol aldığını bilmemiz lazım. birim almış 2 saniyede birim almış 2 saniyede o zaman evet 5 metre bölü saniyedir. Yalnızca 3. öncülüm doğrudur. Çünkü bana verilen tablo yol zaman tablosudur. Ben buradan yönünü net bir şekilde konuş Düzgün doğrusal hareket diyebilmemiz için bir doğru boyunca dümdüz ilerlememiz lazım. E ben bu Yön değişikliği var mı yok mu bilmediğimden bu hareketin düzgün doğrusal olduğunu iddia edemiyorum kesin bir şekilde. Bu da çok güzel sizin düşebileceğiniz tarzda bir soruydu. Hemen artık yavaş yavaş hız zaman grafiğine geçiyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden ve başlangıçta yan yana olan tam olarak bunu kastediyorum bakın. Biz de bu sorularda bu referansları verecekler biz de ona dikkat edeceğiz. K ve L araçlarının hız zaman grafikleri verilmiş aşağıdakilerden hangisi? yanlıştır diyor. Şimdi sevgili arkadaşım başlangıçta yan yanaydık. K, L. Elimizde senin ne hız zaman grafiği var. Hız zaman grafiğinde sayı doğrusu gibi düşünmüyorduk. Ne biliyoruz sadece? Zaman skalasının üstünde pozitif diyorsan zaman skalasının altı negatif. Ha hocam o zaman bu K ve L araçları aslında aynı yönde hareket ediyorlar. Harika yani ikisi de diyelim ki sağ tarafa doğru gidiyor olsun. Tamam süper ve ilk başta da yan yanaydık K ve l aynı yönde hareket etmiştir çünkü hocam elimde bir hız-zaman grafiği var ve iki aracın da zaman sıralısının üstünde çizildiğini görüyorum. Öyleyse aynı yönde hareket ettiğini söyleyebilirim. K düzgün doğrusal hareket yapmıştır. Düzgün doğrusal hareketin bir diğer adı sabit hızlı hareketti. Dikkat et yönün hep aynı, hep artı yöndesin ve hızının büyüklüğü de aynı. Bu durumda sen aslında eşit zaman aralıklarında eşit mesafeler alıyorsun. Yani K Düzgün doğrusal hareket yapıyor yani sabit hızla hareket yapıyor dedin. T anında K ve L yan yana gelmiştir. Şimdi hocam ilk başta biz zaten yan yanaydık. T anında da yan yana olup olmadığımızı bilebilmemiz için kaç metre yol aldık değil mi? Sen kaç adım attın ben kaç adım attım? İzin verirsen ben buraya X diyorum. Şurada üçgeni görüyorum ya. Aynı üçgenden burada olduğu için buraya da X diyorum. Bu durumda K'nın altında kalan alan 2X kadar oldu. L ise x kadar oldu. Hmm, biz ilk başta yan yanaydık fakat L x kadar adım atarken ben 2x adım attım. Bu durumda T anında K ve L yan yana Gelmedi zaten bunu bulduk yanlış olanı. Devam edelim. KL'den daha fazla yol almıştır. Evet hocam K'nın altında kalan alana bakın. L'nin altında kalan alana bakın. Kesinlikle daha büyük olduğunu 2x'e x diye de zaten ifade ettik. L ivmeli hareket yapmıştır. Şimdi ivmede takıldığımız bir diğer kavram. Sanki konum zamanı anladık sayı doğrusu diye bakacağız. Yönlerine bir sayı doğrusundan yola çıkarak karar vereceğiz. Hız zamanı anladık. Hızın zaman skalasının üzerinde aynı yönde olduğunu veya zaman skalasının altında aynı yönde olduğunu söyledik. Bunların altında kalan alanlardan yorumlamalar yaptık. Bir de başımıza ivme çıktı. Şimdi bakın, ivme ne demek biliyor musun? Hareketindeki değişim demek. Yani şu arkadaşa baktığımızda şurayı siliyorum. İyi gör. K'ya bakalım seninle ivmeli bir hareket yapmış diyebilir miyiz? Hızında bir değişiklik var mı? Yön değişti mi? Büyüklük değişti mi? Hayır. O zaman K'daki ivme sıfır diyebilmen lazım. Fakat L'ye baktığında hızı sıfırdı ve ne yaptı? Hızını artırdı. Ve buradaki eğim o kadar düzgün ki eşit zaman aralıklarında hızını Eşit miktarda artırdı. Yani sevgili arkadaşım L evet ivmeli hareket yaptı. İvme için Tek bir şartımız var ne biliyor musun? Değişim. Yani ya yönün değişecek ya büyüklüğün değişecek. O zaman sen ivmeli hareket yapıyorsun. Hatta bunu da kuvvete bağladık. Ortada ivme varsa kesinlikle kuvvet var. Ya da şöyle diyebiliriz. Hareketinde bir değişiklik varsa zaten ivmeli hareket yapıyorsun. Aynı zamanda hareketinde bir değişiklik varsa kesinlikle sana bir kuvvet etki ediyor. Bunu da zaten kuvvet soru çözümünde ayrıntılı konuşmuş olacağız. Yine bir hız zaman grafiği var. Aynı doğrusal yolda koşan can ile tan hız zaman grafiği verilmiş. T eşittir sıfır anında yine yan yana bu iki arkadaş. T anında aralarında 10 metre mesafe varmış. Yani diyor ki sen bu hız zaman grafiğinin altında kalan alanları bir hesapla. Benim bu verdiğim referanstan da sana soracağım şu öncülleri cevapla. Öyleyse bir bakalım. İlk önce can arkadaşımız için mavi kalemimi seçtim. Diyorum ki t sürede ne kadar bir altta kalın alan var? 2 VT kadar can için yazıyorum. Sonra da 15 buçuk V ile yine T kadar gitti. Bak dikkat et, T ile 2T arasında 1 T kadar süre geçmiştir. Gidip de bir ile lütfen 2'yi çarpmayın. O zaman bir de buradan 15 buçuk VT kadar can ilerledi dedim. Diğer arkadaşımız için de hemen kırmızı kaleme geçiyorum. Tana bakıyorum. İlk başta VT'ye kadar gitti. Sonra yine aynı sabit hızla devam ettiği için buranın da VT kadar geldiğini görmüş oldum. Harikayız. Şimdi bu iki arkadaş başta yan yanalardı. Süper. Diyor ki te yanında da aralarında 10 metre var. Şimdi can mavili olan 2 VT kadar gitti. Tan ise VT kadar gitti. Aralarında ne kadarlık bir fark var? Söyle. Ne kadar? Hocam VT kadar. O zaman diyor ki soru VT'yi ben sana 10 metre diye veriyorum. Artık geri kalanları cevaplayabilirsin. Tamam. 2T anında can ile tan arasında 15 metre mesafe vardır. Bakalım. Ne oldu? Sıfırda bunlar yan yanaydı. Toplam can 3,5 VT kadar gitti. Tam ise 2 VT kadar gitti. Yani şu son durumda aralarındaki fark ne kadar oldu sevgili arkadaşım? Söyle 1,5 VT kadar oldu. E hocam sen VT'yi 10 metre diye tanımladıysan 1,5 VT'de 15 metredir. Birinci öncülü kabul ederiz. 0 T zaman aralığında can tandan sürekli uzaklaşmıştır. Dikkat edelim. 0 T zaman aralığında yani şuraya kadar olan kısımda. Ben tanı olayım, sen de can ol. Ben bir adım atıyorum, sen iki adım atıyorsun. Daha yeni de yan yanaydı. Demek ki aramızdaki mesafeyi açtım. Bu durumda evet 0T zaman aralığında canın tandan uzaklaştığını söyledim. T2T zaman aralığında tan cana yaklaşmıştır. Bakalım sevgili arkadaşım. Şimdi aramızda bir adım vardı. Şu noktadayım ben artık. Aramızda bir adım var. Aramızda bir adım varken sen bir buçuk birim gittin. Ben bir birim geldim. Yani ancak orayı kapattım. Yani biz uzaklaşmaya devam ediyoruz. Çünkü hala canın hızı benim hızımdan büyük. Evet can hızını azalttı ama hala benden hızlı. Yani birim zamanda benden daha fazla yer değiştiriyor. Sadece ilk duruma göre daha az uzaklaştı diyebilirim. O yüzden üçüncü öncülü eliyorum. Bir ve ikinci öncülerim doğru geliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Hem VT grafiğinden çıkarak yorumladık. Hem bunların aynı yönde gittiğini tanımladık. Hem altında kalan alandan da bu çıkarımları yapmış olduk. Bence üçüncü öncül biraz şuradan yola çıkarak ya hocam sanki bak can yavaşladı biz de ona yaklaşıyoruz gibi bir algıya girmiş olabilirsiniz. Hala ve hala aralarında bir fark olduğunu görmenizi istiyorum. Yani ilk başta şu kadar bir fark vardı sonra bu kadar var ama bu benim yaklaştığımı söylemez ne oldu? Aramızdaki mesafenin sadece azalarak arttığını söyleyebiliriz. İlk başta bir adım vardı. Son durumda bir buçuk adım oldu. Bunu unutma. Çok güzel bir soruydu. Geçelim diğer sorumuza. Bir tane de hareket problemlerinden koymak istedim. Özellikle tünel, tren problemleri öğrencinin canını sıkan, yine görsel olarak kesin ben yapamayacağım dediği noktalardan biri. Dediğim gibi hareket ve kuvvet konusu arkadaşlar hakikaten her öğrencinin sancı yaşadığı bir yer. Ama burayı ne kadar biz çabalarsak, bunun üzerine ne kadar düşersek ne kadar zaman ayırırsak olumlu bir şekilde geri dönüp o kadar fazla olur. Lütfen korkmayın bir kendi notlarınızı alın şu soruları cevaplarken benim nelere dikkat ettiğimi nasıl referansları önemsediğimi görmüş olun. Ne diyor? Şekilde paralel raylarda hareket eden aynı yönde V ve 2V sabit hızlarıyla giden XY trenlerimiz var. Bu trenlerin lokomotifleri tünelin K ucundan aynı anda girdikten sonra son noktaları da tünelin L ucundan aynı anda çıkıyor. Bakalım. Şimdi bak K aynı anda girdiler buralar. Son kısımları da şöyle diyelim. Son kısımları da aynı anda tünelden Çıkacaklarmış. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bizim seninle bir referans yazabilmemiz lazım. Hız büyüklüklerini biliyoruz, tamam mı? Bunları bildik. O zaman ben diyorum ki şimdi bir lokomotifleri verdi, bir arka uçları verdi. Nasıl tanımlayabilirim? Arka uçtan gitmek istiyorum. İstersen ön taraftan da gidebilirsin. Diyorum ki burası trenimin boyu olsun. Şimdi şu arka nokta bir Lx kadar kendine gidecek. Bir de tünelin kendisine gidecek. Doğru mu? Değil mi? Yani çünkü bu nokta buraya gelmiş oluyor son durumda. Öyleyse ben diyorum ki Lx artı tünel yani benim toplam yolum x'im neydi? V çarpı t miydi sabit hızla gittiğim takdirde? Hızım v'ydi t sür olsun dedim. Alttaki için yazıyorum. Ly treni var. Artı tünelim var. Alttakinin hızı 2V çarpı t. Bu durumda sevgili arkadaşım şu t'leri bir halledelim. Biz seninle yani ikisi de aynı değer olduğu için lx ve ly'yi rahatlıkla kıyaslayabiliyoruz. Ne diyoruz? ly kesinlikle ve kesinlikle lx'den daha büyük. Yani hocam y treni daha büyük olsun ki neden biliyor musun? Çünkü tüneli terk ettiğinde hızı da büyük olduğu için aynı anda ikisi terk edebilsinler. Bunun çıkarımını yaptık. Başka bana verilenlerden bir şey yazamam. Şunu diyebilirsin. Hocam bir de trenin lokomotiflerinden bu denklemi yazmaya çalışsaydın. Benim şimdi trenimin ilk kısmı burası ya son kısmı buraydı. O zaman şuraya gelmiş olacağım. Yani bu sefer buradan ne yazacağım? Yine Lx artı tünel ve çarpı t diyeceğim. Buraya geleceğim bir tüneli geçtim bir de yine kendi boyumu geçtim ön kısmı referans aldığım için ön kısım buraya geldi bu sefer yine ly artı tünel diye yazıp aynı denklemi ifade edecektir. Tabii ki de birçok soru tipi var. Yok ortada karşılaşıyorlar son saniyesinde bilmem neler oluyor. Sadece bu referansları x eşittir ve çarpı t diye yazarak rahatlıkla cevaplayabiliriz. Aklınıza takılanlar olursa zaten biliyorsunuz ki ayeti için eylül ayında artık Discord'dan veya Zoom üzerinden dersler yapmaya başlayacağız. Sizin de aklınıza takılan soruları şöyle köşeye ayırın. Bana birebir de sorarsınız diye düşünüyorum. Y treninin ilk treninden uzun olacağını Seninle artık şurada netleşmiştik. Y treni tünelden uzundur. Şimdi dikkat edersen iki denklemde de tüneli yazdık. Fakat tünelle alakalı bir ayrıntılı işlem yapamıyoruz. Yani tüneli başka bir denklem yok ki yorumlayabileyim. O yüzden ye, bu trenlerin tünelle, tünelin uzunluğuyla alakalı kıyaslamasını yapamıyorum. Kesin olarak bana verilenlerden yaptığımı zaten hiç öncüleri okumadan cevaplamıştık. Bu durumda cevabımız... A seçeneği geldi arkadaşlar. Hangi hız büyüklüğüne sahipsin? Ne kadar yol alıyorsun? X eşittir VT yazıyorsun. Referanslarına da dikkat ediyorsun. Yine bir konum zaman grafiği bizi karşılıyor. KL araçlarının konum zaman grafiği verilmiş. Hangileri yanlıştır diyor. Konum zaman dediğimde hemen sayı doğrusunu düşünecektim. T anında L aracı yön değiştirmiştir. Bakıyorum sevgili arkadaşım. Konum zaman. X'ten başladım. Yani sayı doğrusunda şuradan başladım eksi x'e gidiyorum. Hep aynı yönde mi gittim? Evet hep negatif yönde gittim. Öyleyse birinci öncülün kesinlikle yanlış olduğunu söyledim. Ne zaman doğru olurdu biliyor musun? Hız zaman grafiği olsaydı ne demiştik? T'nin üstü pozitif T'nin altı negatif gibi düşünebiliriz demiştik. O zaman T'yi geçince yön değiştirmiş olurdu. İşte aradaki o ince nüans tam olarak burada var. K ve L arasındaki uzaklık T eşittir 0 anında x kadar. Tamam hemen bakalım. T eşittir 0 anında K ve L arasındaki mesafeye bakıyorum. K sıfırda L x'de. Yani aralarındaki birim x kadar doğru. 2T anında ise 2x kadardır. 2T'ye bakıyorum. K nerede? X'de. Diğeri nerede? Eksi x'de. Biri x'de biri eksi x'de. Aralarındaki mesafe evet 2x kadar. Öyleyse ikinci öncülümüz doğru geldi. Tamamen sayı doğrusunu okudum bakın. Yani bir işlem yapmadım. Bölme çarpma hiçbir işleme girmedim. 0-2t zaman aralığında l'nin süreti K'nınkinden büyüktür. Şimdi sürat için artık seninle işlem yapacağız. Konum zaman grafiğinin eğiminden yararlanacağız. K'ya bir bakmak istiyorum. K aynı zaman diliminde ne kadar yer değiştirdi? VK'yı yazıyorum. X bölü 2T kadar. VL'yi yazıyorum izin verirsem. LX'den eksi X'e geldi. Ne kadar yer değiştirdi? 2x kadar yer değiştirdi. Hatta eksi 2x ama sürat dediği için ben 2x yazmak istiyorum. Aynı zaman diliminde L daha fazla yer değiştirdi. Demek ki L'nin süreti hocam K'dan daha büyüktür dememiz isteniyor. Anlaştık mı? Yaptığımız şey sorunun bana sorduklarıyla o grafiği böyle ipçik cipçik yani didik didik araştırmak oluyor. Buradan seninle yanlış cevapladık. Yalnız bir yanlış dedik bak iki ve 3'ü doğru kabul ettik. Öyle bir şey olsa belki sen gidip doğrudur diye düşünüp onu işaretleyeceksin. Yani bu tarz sorularda özellikle soruyu doğru cevaplamak bir dert. Bir de gidip onu işaretleyebilmek ayrı bir dert. Umuyorum orada dikkat hatasından bir şey kaybetmiyorsunuzdur. Çünkü konum eksik olur yanlış yapabilirsin. Veya bir şeyi sallarsın yanlış olabilir. Ve bunlar tedavi edilebilir. Yani konu çalışırsın soru pratiğini geliştirirsin. Ama gerçekten ortada bir dikkatsizlik varsa doğru yapıp yanlış işaretliyorsan bu biraz daha senin bilinçli o masanın başında ya bak dikkat hatası yapıyorsun diye kendine hatırlattığın rutin bir hatırlatıcı olması gereken nokta olur. Biraz daha tedavisi uzun sürebilir yani onu demeye çalışıyorum. Onun dışında seninle hareket grafiklerini konum zaman hız zaman olarak ayrı ayrı TT Soru Bankamızdan seçtiğim seviye seviye sorularla tekrar ettik. Umarım işine yaramıştır. Eğer ki tekrar tekrar belirtiyorum. Gerçekten böyle bütün grafikleri bir tahtada görelim hocam. Bize bir ayrıntılı bir şekilde bu dönüşümleri anlatın. Tekrar nasıl yön değişiyor bunu anlatın diyorsanız yorumlara bekliyorum. Özellikle bu soru çözümlerine dair olan sizin isteklerinizden dolayı yaptığım bu anlatımlara verdiğiniz destekler beni diğer konularda da motive edecek. O yüzden lütfen videoları beğenmeyi, yorum yazmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olarak izlemeyi unutmayın. Hareket grafikleri benim en sevdiğim kısım, tam bir bulmaca. Bundan sonra da kuvvet kısmına geçiyoruz ve kuvvetle böyle grafiklerden yola çıkarak kuvveti yorumluyoruz bomba gibi uyanık ayık bir şekilde seni bekliyorum. Çünkü AYT fizik çalışacak olanlara da şimdiden hatırlatayım. Hareket, kuvvet ve enerjide soru çözümünde iyi olmanız lazım ki 11'in ilk dönemini anlayın. 11'in ikinci dönemindeki elektrik manyetizmayı iyi anlayın. 12'nin ilk döneminde çambaç hareket ve basit harmonik hareketi iyi anlayın diye. Bu kısımlar bizim için gerçekten nimet arkadaşlar. Aklınıza takılan her bir şeyi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kuvvet dersimizde görüşene kadar. Hoşçakalın.